Herkese selamun aleyküm. Yepyeni videoda karşınızdayız. Şöyle bir kısa video çekeceğim. Şimdi anlatacaklarım var. Ondan önce hangi rozdan yavru alınır? Üçün devamını çekeceğim. Açıklamasına ineceğim biraz. Yani öyle tamam bitti diye zannetmeyin. Bundan 3-4 gün sonra o videonun devamını çekeceğim. Ondan sonra dördünü de çekeriz. Neyse. Ama ondan önce anlatacaklarımı iyi dinleyin de. Bu videoyu öyle geçirelim. Horozları gösterelim. Sağ olsun birkaç kişi vardı. Onları şey yaptık. Bizim eski hani yıllardan beri dostumuz dediğimiz iki tane alacağım dedi. Sonradan da vazgeçti. Alamam dedi. İşte öyle kaldı. Bakalım işte hayırlısıyla. Yani bir 5 tanesini az alsam gerisi kolaydır abi. Oraya geleceğim. Şu yerli tavuk videosunu çok isteyen var abi. Onu çekmem. Çekemem daha doğrusu. Çekmem. Peste bir yerli tavuk paylaştık. Hani Reis videosunda. Arkadaş, yemediğimiz hakaret şey kalmadı. Burada canlı şahitler de var. Mesela Besli kardeş şahit. Hiç kimse orada destek vermedi. Adam bizim ya alttan aldık. Adam ne fırıldaklığımız kaldı, ne taklacımız kaldı, ne dönerliğimiz kaldı, ne sahtekarımız kaldı. Adam yağdırdı. En son biz de tabii ki sabır bir yere kadar biz de ona hani satıcısından tüccarına gidince anlattık, birkaç resim attık. Benim şimdi sakladığım resimler var. 50, 40, 70, 30. O resimlerde altınca ben de yazdım ki sen bunu verseydin dedim kendine bile üstüne koyarsın diye yazmıştım. Ondan sonra bize tabii ki öttürüyormuş bir şeyler yazdı. Biz de cevabını yazdık. Tabii tüm benim cevabını yazınca öyle horoz gibi öttürmek ya parçalamak öyle kolay değil. Herkes babasının oğlu. Herkes lanet bir öttürüm. Bileğine güvenin. Eline silah almadan, bıçak almadan, sopa almadan bileğine güvenen babasının oğlu şu dünyada 100 kişiden 10 tanedir. Öyle yok. Eline sopa alıp satır alıp onunla bulmaya kimse dayılık yapmasın. Erkek adam ben babamın oğluyum diyen adam bileğine güvenir. Erkek adam sopa değil, sopada atar. Bunun bir kuralıdır. Sopayı da zevkle yiyecek, dövmeyi de zevkle yapacak. Yani o yüzden biz öyle şeyleri korkutamazsınız. Yani alttan alıyoruz efendiyiz diye. Hani bazıları aklı sıra bizi korkutuyor. Vallahi iş geçeceksiniz abi. Neyse orayı anlatacağım. Şimdi adam bir yeri tavuk bir koydum. Abi yani inanılmaz derecede %90'ı bilmiyormuş yani. Şimdi ben buraya koyacağım, hakaret edeceğim. Kaç kişi de diyecek ki sus çeneni diyebilecek. Ya benim taraf çıkma. Ama orada adam almış ama adamın derdini de anladık tabii ki abi de. Şimdi şöyle söyleyeyim. Başladı. İşte benim kanalım YouTube kanalıma gel ben sana yerini göstereyim. Ondan sonra yazan arkadaş var. Veysi kardeş yazdı Batmanlı. Hemen onu kanalına davet ediyor. Şimdi ben de şimdi böyle girdim. Abi adam tamamen satıcı. Şimdi yaptığı işi anlatayım size. Şu horoz. Şu kalitede bir horoz. Dışarıda 20 bin lira. Ben bunu sizin kaliteye sahip olasınız diye ben de 10 bin lira, 5 bin lira bak. Adam tamamen bir satıcı. Ya abi olabilir, satıcı olabilir. Kanalın tamamen bilgi yok. Tüm hatalı satıyor. Şimdi şu var bak. Satsın ama o zaman bana diyor ki bir de bak bana dedi lafa bak. Şu kandırıyorsunuz diye el altından satıyorsun. Abi böyle bir diye varsa bak o kadar kişiye verdim. Allah için hepimiz baba herkes erkek adamız kardeşim söylesin kime parayla verdin sen burada açık açık yazsın. Kimseye vermedim hani hala bununla uğraşıyorum. Yok yerli olmaz gelin size yerli vereyim. Bilmiyorum kanalıma gelin yerli göstereyim. Yani yerli göstereyim demek yerli vereyim demek. Seni kazıklayayım satayım demek. Anlatabildim mi? İtin bir tanesi gelmiş bize orada olmadık laflar söylüyor. Şimdi ben bu yerli videosu kim ona destek verecek abi? Ama sadece insanlar çek abi. Abicim size küçük adam küçük bir espriye yakın bir yorum yazsa bile Facebook'ta hepinizi görüyorum. Ağza almadık, etmedik, küfürler saydım. Ya öyle küfürler diyorsunuz. Biz bu ne küfürler yiyoruz, neler yiyoruz? Yine de susuyoruz. Sen paylaşımcısın. Paylaşım diye de affedersin anamızı, bilmem neyimizi de ortaya koyacak halimiz de yok. Kimse kusura bakmasın. Sen koyabilirsin ama ben koyamam kardeşim. Anlatabildim mi? Önce ama destek nedir? Onu orada susturmaktır. Ne demektir? Yani biz bu adamı tanıyoruz. Sen kendi bunu bile yazan var mıydı? Yok abi. İki kişi. Anlatabildim mi işte? Yerli videosunu çek. Ben yerli videosunu çeksem inanın ki yani ben kesinlikle hakaret üstüne hiçbir şeyimiz kalmayacak abi. Sülalemize tamamen söyleyecekler. Ben niye kaldırayım abi? Ama inanın ki Türkiye Cumhuriyeti bilen yokmuş. Adam bir tanesi. Bak o yerliyse bu ne? Adam tavuk tülünün yani şunu söylüyorum. Şimdi burada soracağım. Bak bilmeyenler yazmasın. Hani şans attım demesin. Yerli horozla tavuk kaç renkten oluşuyor? Ana renk vardı. Bunların ötesi yerli değil. Bak renkten diyorum. Hala işaretlerden bahsetmeme gerek yok. Kaç tür? Tavuk kaç renkten oluşur? Horoz kaç renkten oluşur?
Hadi bilin. Bilemezsiniz. Eşiği ben anlatsam yalan söylüyor. Abicim zaten 20 senedir yerliyim. Kıra 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 piç ettiler. Ömrümü verdim diyorum. Bak benimle bir adam gelip benimle bunun tartışmasını yap, bak yapamıyorlar. Azıcık yapıyorlar. Baktık katta ya başaramıyor benimle. Hani mücadele edemiyor lafta. Hemen küfre kaçıyorlar. Hayır abi böyle bir şey yok. Benimle bildiğim kadar beni kadar bu işin işine girdiysen otur benimle tartış. Ama girmediysen tartışma. Susun bak ben bu işi yine söyleyeyim. Hiçbir işte ettim. Ben bu işin ehliyim abi. Anlatmadım. Yüzde belki 50'sini 60'ını hala anlatmadım. Anlatsam aptal, affedersin özür, bazıları aptal oluyor abi. İnanasıyor. Bak birisi paylaşımı yaptık. Feste Rıdvan paylaşımı yapıyor. Adama hakaretler yağıyor. Anlatabildim mi? Bir resim. Sen beceremiyorsun diye. Benim de becermemem mi lazım yani? Anlatamıyorum. Sen yapamıyorsun. Senin zekan, kapasiten bu kadar diye. Benim de mi bu kadar olması gerekiyor? Abi lütfen. Yani bunu anlatamıyorum. Ama biz ne hakaretler yiyoruz abi? Siz bilmiyorsunuz. Anlat demesi kolay. Anlat abi, anlat abi. Ama orada, orada görüyorsunuz. Bir tanesi... Ya beni savunma, adamı hakaret etme. Zaten hakaret eden, küfür eden adamla benim muhatap olmasın. Erkek adam efendilik, bir adamın en büyük mirası efendiliktir. Ağızdan küfür çıkmamasıdır. Oldu, hani son deme kadar. Ama yazın, bu adam öyle adam değil. Bazısı demiş, bir tane itin bir tanesi yazmış. Orada yani tartışma esnasında. Ya abi, o adam yalan konuşuyor. Kibirci, düzenbazın teki. Gidiyor tanımış adamdan tavuk alıyor, horoz alıyor. Gidiyor pazardan aldım diyor, resimle aldım diyor, yalan konuşuyor. Şimdi ben buraya 20 kişiye resimle aldırmışım. Şimdi burada görecekler. Hakareti yedim, kibiri yedim. Ondan sonra yalancı yedim, üçkağıtçılığı yedim. Bir tanesi diyemiyor ki, ya arkadaşım hepinizi aldırdım. Hiçbir mağaz sahibiyle muhatap bile olmadım. Sizi havale ettim. Bu tavuğu resim attım, bu tavuğu al dedim. Evet, yanlış mıyım? Hatam varsa söyleyin. Bir kelimemde yalan varsa söyleyin. Ama orada bir tanesi dönüp diyemiyor ki şu tavuğu bana bir resimle aldı adam. Sahibini bile tanımam, etmem. Birini Elazığ'dan aldım, biri Karamanmaraş'tan, biri Hatay'dan aldım, birisini Afyon'dan aldım. Birisini. Hiçbirini tanımam. Adamın yüzünü, şeklini, şemazesini bilmem. İpini, cinsini bilmem. Resim gördüm. Adama dedim bu tavuk sanırım. En basit resim vereceğim. Şimdi orada bak en aşağı hepsi %70'i görmüştür feste. Ama bir tanesi yazamadı. Ya yine söylüyorum tek yazan Rıdvan'la konuşmadım halde. Rıdvan yazabiliyor. Ondan sonra millet diyor ki ya şunu ver. Rıdvan üçkağıtçı. Ya abicim önce bir kendine bak. Sen hakkı savunamıyorsun. Edemiyorsun. Hakkı savunsan orada dönüp yazabilirsin. Neymiş ben münakaşaya girmek istemiyorum. Ya. Ama bir volkan giriyor münakaşaya. Herkesten hakaret yiyor, küfür yiyor, düzenbaz oluyor. Üçkağıtçı, sahtekar oluyor, yalancı oluyor. Abi sen onlara bakma. Bir özele geçiyorlar. Sen ona bakma. İç çoktur. Abi ya özelden ya ancak özelden yazın. Öyle olmuyor lütfen. 20 kişiye kadar resimle aldırdım. Hepiniz yavruları görüyorsunuz. Aklınız oynamış. Tutuyor yavrular. Abi biz böyle bir şey yok diyorsunuz. Şimdi burada yazabilen var mı? Yazamazsınız. Neymiş? Bazıları diyor. Nazar değil. Ya gidin abicim şimdi lütfen. Ya bunlar hikayeler anlat. Bak işte bir şey anlatırken destek verin ki ben sizin istediğiniz konulardan bahsedebileyim. Anlatabildim mi? Biz bu insanlara böyle sustururuz. Orada 3-5 kişi yazsa o, ya hiç Volkan kardeşim büyüksen kardeşim böyle böyle adam değil. Ben tanıyorum. Bizi aldı. Veyahut da 3-5-10 kişi yazsa adam susacak. Bakacak ki biri yalan, ikisi yalan, üçüncü hepsi mi yalan konuşuyor? Demek ki bir yerde doğruluk payı var bilecek. Ve o da susmasını bilecek abi. Abi siz yalnız kalmışım. Savunmak bu değil. Ben sizi kimse zaten kimse benim için kimse de kötü olmasın. Hakaret ne etsin, ne yesin. Mesela horoz vereceğim demişim. Çoğusu yazıyor. Tam niyetini göndermeye birisine. Abi ben gerekirse sen bana gönder. Ben keserim, ben de keserim. Ya abicim bak biz Müslümanız bak. Bunu unutmayın. Bir Müslüman benim işim, birisi kendi işi görüntüde karşı tarafa zarar veriyorsa bu Müslüman adam değil. Öğrenin bunu ya. Bu benim lafımdır, söyleyeyim size. Ölümü unutan veya inanmayan, tamam mı? En çok hata yapan ve yanlış yapan. En çok hata yapandır. Ölümü unutuyorsunuz ya. Ben şimdi örnek veriyorum şunu. Apo'yu örnek veriyorum. Merhaba benim kardeşim. Apo'ya verdim bunu. Apo kesti. Ya benim nasıl razı olabilirsin? Eğer bu horoz kesilecekse ben verene kadar neden kesilmedi? Değil mi? Ama benim horozum yaşasın, adam horozu kesilsin. Neymiş bu tahakkalite? Abi böyle biliyorum. Bu horoz orada kalıyorsa eğer demek ki var bildiğin kalıyor. Bunu aldın onu kestin. Hayır abi o zaman demek ki
Yeni gelecek, hediye ettim sana. Birisi daha verecek. Bunu keseceksin, onu koyacağım. Bir Müslüman da bu yakışmaz. Herif adam, erkek adam bunu yapmaz. Bak vermedim, 3-4 kişiye niyetlendim. Ama adam dedi, abi ben keserim dedi sana. Ya abi bak, bu toprağım söylesin. Abi dedi, prim, abi dedim ya kesir mi? Ya kesme kardeşim, niye kesiyorsun? Piremutlar horozun aha babası, paşa babası. Bir Müslüman, yine söylüyorum, kendi işi, benim işim görülecek, adamın işi, oh ne güzel. Hayır abi yok, bak bana böyle şeyler gelme. Ben böyle adam değilim, artık tanıyın ya. Ben kendi için başkasına zarar veremem. Bu kadar bilgi anlatıyorum. En başında söyledim size. Dedim ki abiler, bana inanmadığınız yerde, aksi şüphe duydu, bu adam yalan, dediğiniz yere dinlemeyin. Ben sizi yanıltmayayım. Ben sizi yolunuzdan çevirmeyeyim diye söyledim. Hangi o kadar 20 tane adam video çekiyor? Hangi birisi söyleyebiliyor? Horoz göstermek, tavuk göstermek, bunlar marifet değil. İnsanları doğru yola şevk etmek önemlidir. Doğru yola sürüklemek önemlidir ya. Mevzu bu. Ana mevzu buradan biter yani. Yine söyleyeyim, ölümü unutan veya inanmayan en büyük hata yapandır. Lütfen. Neyse, orazları göstereyim. Şu orazları vereceğim. Şöyle bir bakın dedim. Ha bir de şimdi Apo'nun, yine söylüyorum. O karşıdaki kardeş, Mehmet kardeş yanlış anlamasın. Apo için gönderiyorum. Apo ne dediyse ağzım açamam. Benim 20 yıllık dostum. Ne kadar mesela hükümet, tabii ki bak hükümet benim. Bakan ben, yediren ben, içiren ben, her şey yapan ben. Karışmam mümkün değil. Ama Apo bana rica ettiyse ben onu kırma şansım yok. Şimdi göndereceğim. Yanlış bir şey anlamasın, neden gönderdiğini söyleyeceğim. Bak şimdi onu anlatacağım size. Bakın burada bu kadar uzun. Kesilecek abi. Bak ben mesela ben başlamam oldu. 2.900. Bunu göstermiştim. Şu orozu göstereyim. Alacağın şahıs daha yakını göstereyim. Onu birine vereceğim de. Kendi paylaşırsa paylaşır paylaşır. Önemli değil paylaş paylaşmaması. Gel bak hemen buraya. Gel. Abiler çok tüyden çok. Geç bahçeye dur. Şöyle şuraya salayım. Şu tarafa geç, şuraya salayım. Aa gel yakından bir çeşit çek bana. Çok tüyden biliyor musunuz? Durma yerde. Şimdi bileklerden kırıktır bunun, bak. Bileklerden dur bakayım. Dur oğlum şimdi durmaz ki ama. Zaten aldığı zaman şahs şuradan görecek, şuradan bak. Şuradan görecek, şiştir zaten bak. Orta parmak yamuk kaynadığı için, şu görüyor musun şurası? Şuradan yamuk kaynadı. Horoz mu? Hani adam bana inancı sonsuz, ayrı konu abi. Ama yani horozun da canlı gözünü görsün abi. Taşını, tırnağını, kaşını, gözünü. İstediğin tavuğu vur, istediğin tavukla eşle. Hiç problem değil yani. Her türlü, at gezmeyen, kafa verme, eşek olmayan, nesne eşek olmayan her tava vur abi. Üstüne üç kat koyacak abi. Neyse onu anlatacağım şimdi size. Şimdi bir şey söyleyeyim, hani o videoda anlatalım daha doğrusu, hani üçe devam edeceğim. Böyle hani adın hızıyla, el hızı, bir olan orozların artılarının, hani olması gerektiğini söyledim ya, onların artılarının da bağlı, yani yayacağım böyle, konuyu açacağım. İyi dinlersiniz, tamam mı? Neyse vereceğim. Yavrulardan gösterelim. Videoyu kaç dakika oldu? 13. Neyse şimdi kapatarız. Gel. Gel bakalım. Şu yemeğimi çıkaralım. Yemiştir abilerim. Hay maşallah. Abi arkadaşım göndereceğim sayıyorum. Bir şeftali içine kızından göndereceğim. Bir, yine diyorum Türkiye'nin baş orozu olan 2200'den göndereceğim. Bir de Tayin'in kızını göndereceğim bakın. Hatta geçen feste paylaştım Tayin'in kızını. Ya Şeftaş'ın oraya tuttuk. Herkes gördü. Bilicin sistem hızını, adam hızını, el hızını. Ondan vereceğim. Ama bak şimdi bak başından söylüyorum kardeş. İyi beni, sen dinle beni. Baş orozcu olacaksan beni dinlemek zorundasın. Trabzon'da hani hükmetmek istiyorsan, isim sahibi yapmak istiyorsan beni dinleyeceksin. Bu tavuklar yavuş ama eldeki horozlardan değil. Kar tarih şey, öyle çillerle millerle bu işler olmaz abiciğim. Öğren bu işi. Bak. Bu şeftali için oğlunu vereceğim. Ha niye vereceğimi de söyleyeyim onu. Bak sağlamları var. Yok değil. Şunu anlatayım. İnsanoğlu güvenini biliyorsun. Bak sağlamı var. Bu gelişmiş daha iyi. Ama bak bunun kafası açıktır. Şunu söyle. Neden gönder? Ben normalde sağlam gönderirim. Ama
elinden çıkarmayasın diye. Bu horozlar göreceksin nasıl olduğunu. Aktı para seni para seni ikna edebilir diye bunu gönderiyorum. Alan adam şu kafası almayı vazgeçirecek senden. Sen de satmayacaksın, damuzda kullanacaksın diye. Çünkü sizler veya çoğusunda bu huy var. İyi para görünce verir. Sonradan pişman olursunuz, anladın mı? Bunu alan adam ne kadar da iyi görse kafası açık olduğu için almayacak ve sende kalacak. Tavuklara kullanacağız. O yüzden bunu gönderiyorum. Anlatabildim mi? Neyse, bir bundan göndereceğim abi. Frizimle göstereyim. Zaten göreceksin. Şeftali çekeyim. Bir Arap var kızım, iki kızım var. Bir Arap, bir de bu var. Bunu sana göndereceğim. Bak, buna Hasan dedi ki, o biliyor. Ben izlediğim küllü horoz varsa onu vuracaksın abi. Anlatabildim mi? Onu vuracaksın. Sözümü dinle. Yanılırsan gel. Ha, seneye yavruların çıkarsa Ocak ayında zamanlı yavru alma. Zamansız, zamanlı al. Ocak, Şubat ayında. Gel abi. Şunları çekelim, kapatalım. Şu yumurtayı çıkaralım. Gel abi. Şimdi damızlık tüyü demiştim. Sonra söylemiştim iki gözün kızlarında. Kafa şekline mektine aldanma. Ufak tavuklarda gaga yapısı, kaş yapısı aranmaz demiştim. Söyledim değil mi? Bunlar gözleri açacak. Sana damızlık tüyü olandan göndereceğim. Bak ben ne demiştim? Biri damızlık tüyü, biri değil. Bak damızlık tüyü. Şu desenlerin ayrılışına bakarsan damızlık tüyü olduğunu anlarsın. Sana bu en iyisini, bak kullanacağım tavuğu göndereceğim. Bu iki. Anlatabildim mi? Bak bu iki. Ne diyorum? Apo'nun ricası benim için emirdir. O yüzden bunu da senin kart horozun için. Biliyorsun da yeni dövmüşü de ben. Kart horozu için göndereceğim. Al da görürsün. Trabzon arasa böyle bir tavuk bulamaz yani. Sana iddia ediyorum. Trabzon arasa böylesini bulamaz. Kıymetini bil. Kartal gaga oluşunu gör. Yakından daha iyi göreceksin. Tayin'in kızı. Kartı, senin kartına vur dediyse bak kartı için bunu gönderiyorum. Bak bunu göndermeyecektim. Kart için gönderiyorum onu. Karta bunu vuracaksın. Heh. Gel göster gel. Bunlar öyle bak. Bunlar 5 adetler tam tamına. Neyse abiler. Gösterdik. 2 tavuk bir horoz gönderecektim. Bu tayide benden sana olsun. Neyse, Apo sana vermiş olsun. Ben vermedim. Apo gönderiyor sana. Apo abinin de kıymetini bil yani. Neyse, hakkınızı helal edin. Hatamız, kusurumuz olduysa herkesten binlerce kez özür diliyorum. Selametle kalın.